أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أت عزيز قردشلرم بغنك درس مزدد إن شاء الله سيزن لا رمضان أروجن آدابلارندان İlk adab kişinin iftarını acele bir şekilde açmasıdır. İftar ezan okundu mu veya vakit girdi mi? Zaten vakitin girmesi iftarda bizde esas olan vaktin girmesidir. Ezanlar da o vaktin girdiğinin habercileridirler. insana haber verir. Bir kişi eğer ezan sesini duyarsa veya vaktin girdiğini görürse o kişi alel acele orucunu açması hayırdır, sevaptır ve orucun adaplarındandır. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu anlamıyla bir hadis şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. اَحَبُّ عِبَادِ اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ fitra. Kullarımdan en sevimli olanlar, bana kullarımdan sevimli olanlar acelece iftarlarını yapanlardır, oruçlarını açanlardır diye hadis-i şeriflerinde buyurmaktadır. Yine bizler Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde, taamulünde bunu görmekteyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam oruç gününde vakit girdikten sonra kendileri eğer ki yanında eğer hurma varsa o hurmadan yer alel acele orucunu açardı. Eğer hurma bulamasa idi o zaman su alıp su ile orucunu açar. Bu şekilde orucunu açtıktan sonra namazını kılar ve namazdan sonra iftar yemeği varsa o iftar yemeğinden yerdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu taamulu, bu şekilde davranması bizlere şunu göstermektedir. Müminlerin de iftar zamanında iftarlarını acele bir şekilde hurma varsa hurma ile açması, eğer hurma yoksa su ile açması Peygamber Aleyhisselatü vesselama uyma noktasında onun sünnetine uyma noktasında Müslüman kişiye fayda getirir. Ve yine tabipler de bunu söylemektedir. Kişi hurma ile tatlı olan bir şey ile eğer orucunu açarsa o tatlı olan şey insanoğluna fayda verir diyen tabipler de zaten bugün bilimde bunu kanıtlamaktadır. Su da insan için bir temizlik olma sebebiyle vücudu temizleyen önemli noktalardan bir tanesidir. Tabii kardeşlerim bazı insanlar şöyle bakmaktadırlar. Bizler orucu ne kadar geç açarsak o kadar sevap kazanırız diye zanda bulunan bazı insanlar da vardırlar. Bunu da takvaya bağlayanlar da olabiliyor. Aslında İslam'da oruç hemen açılması takva, hayır, sünnete ittiba hemen açılmasındadır. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam bu meseleyle alakadar şöyle buyurmaktadır. La يَزَالُ النَّاسُ bi مَا عَجَّلُ الْفِتْرَ İnsanlar hayırdan zail olmazlar. Fıtrı yani orucu açmada acele ettikleri sürece insanlar hayırdan zail olmazlar. Bu anlamıyla mümin kulların hayıra ulaşabilmesinin yollarından bir tanesi de alal acele kişinin iftarını açması. Çünkü mümin kul akşam vaktinde başka ibadetlere hazırlık yapacak. Başka ibadetlere özellikle teravih namazı ve diğer ibadetlere hazırlığı olacağından dolayı kişinin alal acele orucunu açması ارجو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين